Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Mafya 3'e baştan hoş geldiniz. Dur, burada bir incir mi var? Alamıyoruz. Bence etrafta birazcık daha gezeyim, dergi mergi olabilir. Burası bir kilise. Hadi bir Playboy dergisi bulmaya çalışacağız kilisede. Lan yeter, sütuna şey yapmaya çalışma. Sütunun içinden geçemezsin. Güzel, buralarda şey falan var. Bunu okuyamıyoruz. Tamam, collectible olabilir diye düşünmüştüm. Bunlar dışarı mı çıkıyor? Aynen dışarı çıkıyor orası. Dışarı çıkmak istemiyorum ben. Her tarafı dağıttık. Harika. Bütün sandalyeleri dağıttık. Güvenli evler. Bordon etrafında bulunan evler. Asetlerimiz ve müttefiklerimizle bulacağız. Asetin çevresini unuttum. Türkçe şeyini unuttum. Karşılığını unuttum. Neydi lan aset? Neyse. İçeride şu anda şey alıyorum, bir collectible alıyorum, dergi olabilir, plak, albüm kapağı olabilir, albüm cover olabilir, poster olabilir. Ama tabii böyle bir şeyler bir kilisede ne arasın değil mi? Böyle bir sıkıntı var diyecektim, oba! Ne buldum? Ne buldum? Sanırım elektronik bir parça falan buldum. Emin değilim ama. Burada neler var? Burada bir şey yok. Burada bir kapı gördüm diyecektim. Gardırop şeymiş, dolapmış. Orası da dışarı çıkıyor. Bir şey bulmadım sanırım ya. Burası, burada bir şey bulabilirim gibi mi geliyor sanki? Sanki hayır. Ha, buraya geldim sanırım. Bakmadığım yer kalmadı mı? Hepsine baktım mı? Şuralara falan bakmışım zaten. Sandalyeleri dağıttığımı görüyorum. Orada dağınık bir sandalye görüyorum. Geri düşmüş bir sandalye geliyorum. Kesinlikle buraya girmişim de şimdi kayboldum. Tamam. Dur sakin. Sakin. Buradan devam ediyoruz. Burada bir kapı var mı? Var. Ha iyi. Ha tamam. Tamam hadi o zaman. Dışarı. Burada bir şey yok. Tamam. Arabanın içine giriyoruz. Bu benim arabam. Drive to Semis. Peder plan hakkında pek hoş şeyler söylemedi. Katolik vicdanına karşılaşmak istemiyorum. Ona güveniyorum diyorsak ona güveniyorumdur. Gerçekten ne yaptığını, ne yapacağımızı söylemeyecek misin? Markanın bütün elemanlarına öldüreceğiz. Hepsini öldürmek istiyorsan gerçekten şey yapacaksın diyor. Bir otomatik silah alırsın. Bir tane otomatik silah alacaksın, maske takacaksın. Herkes yemekteyken tarayacaksın hepsini. Ama bu hayattan çıkışın tek yolu var. Ve hala soruma cevap vermedin. Şehri ele geçireceğim, bölge bölge. Markanın Hollow'u yönetmemi mi istiyordu? Ben bütün şehre yöneteceğim. Tam olarak duymak istediğim şey. Her şeye hazır olacaksın. Bir şeyler kaybetmiş olabilirim. Kafamdan vurulduğum için ama zaman içinde geri döneceklerdir. Ha, tanık polisi arıyor. Güzel. Güzel, tanığı hallettik. Şehirdeki polislerin çoğu Selin Elimanı. Yani para ödüyor onlar, rüşvet veriyor. Salon elemanları seni görürse sürekli senin peşinden gelecekler. Polis elemanları yani demek istediği. Hey sakin. Şüphelenmek yok. Şüphelenmek yok. Arka tarafta bir şey gördüm ama ne olduğunu anlamadım. Bir işaret vardı minimap'te. Güzel tamam. Özet olarak. Markano'yu birinden öldürmeyeceğiz. Bütün şehri yavaş yavaş ele geçireceğiz. Elemanlarını tek tek öldüreceğiz. Ki kaybettiğini, bize karşı kaybettiğini kesinlikle görsün. Kafamızdan vurulduk, o yüzden eskisi kadar iyi değiliz. Hani
Muhtemelen yeniden kazanacağız, kazanmaya çalışacağız özelliklerimizi. Başka ne var? Lan hayır. Neden şüpheleneceksin? Neden şüpheleniyorsun? Neden şüpheleniyor benden bu manyak? Arabayla gidiyorum işte. Herhangi bir vatandaşım. Aa, ama herhangi bir siyahi vatandaşım değil mi? Ulan Amerika. Hadi devam. Çok hızlı gidiyoruz. Bizim için tehlikeli ki. Buraya neden geldik? Ha, başkası buraya. Temin oraya içeri gir. Ne? Ha, buradan. İçeride birisi olabilir diye böyle yavaş yavaş gidecek miyim? Hayır, yavaş yavaş gidemiyorum. Yanmış lan, bayağı bir yanmış. Yok, o kadar da yanmamış mekan. Adamın başı ağrımaya başlıyor buraya girince. Kötü anılar uyanıyor. Evine hoş geldin oğlum. Hayalet o, hayalet. Lanet herif, seni öldüreceğim. Arabası çok iyi. Oğlum hepinizi öldüreceğim. Georgie yanın oğlum sen. Senin halavı yönetmeni istiyorum. Barkana. Hocam yandın sen. Hayır dememeliydin. Dur. Sakin. O sana şamanların yaptığı bir büyüydü. Hayaletlerin lanetiydi. Böyle şeyler olabiliyor. Aşağıya inmeyeceğiz. Buradan, burası nereye çıkıyor? Çıkmıyor. Cesetler gitmiş tabii ki. Yanmış veya artık... Ha, cenaze vardı. Doğru. Buraya gidebiliyor muyuz? Hayır, gidemiyoruz. Aşağı inmemiz gerekiyor herhalde. Bodrum katı. Elfeneri. Abo, korkutucu bir yer ya. Yani adam var ya, sakalla iyi gidiyor. Sakalsız da iyi gidiyor. Bu adam bir oyuncu. Bir yerden hatırlıyorum sanki ben bu adamı. Hala bunun bir kötü fikir olduğunu söylüyorum. Oradaki insan... Vietnam'a gelen insanlar ölüyor. Ama yapmam gereken bir şey. Sana hiç bunun ne olduğunu göstermiş miydin? Evet, çalmıştın. Evet, onu yaptım. Buraya gelip her tarafı dağıtan adamın, beyaz bir adam dibinden çarpmıştım. Bu dünyada yalnız olduğunu düşündüğünü biliyorum Lincoln. Ama değilsin. Ve asla da olmayacaksın. İşte böyle bıçakla tıraş oluruz biz. Tıraş köpüğü olmadan o kadar badass bir insanız biz. Combat knife. Düşmanlarını sessizce öldürmek için savaş bıçağını kullanabilirsin. You can also select non-lethal takedowns in the options menu under the game. Hayır, ben herkesi öldürmek istiyorum, bayıltmak istemiyorum. Ne oluyor lan? Parçalanıyor burası. Hayırdır? Kasada bir şeyler var. Kasaya bir bakalım. When you are out on the field, any money you collect will be stored in your wallet. If you kill an action, you lose a sizable portion of the money in your wallet. So it's best to stash it. Şimdi dışarıda öldüğümüz zaman yanımızdaki nakit paradan büyük bir kısmını kaybediyoruz ama en iyi seçenek büyük bir kısmını değil, bayağı ciddi bir kısmını diyeyim. Yani yarısından fazlasını kaybetmiyoruz herhalde. Ama buradaki kasaya gelip şeyi koyabiliyoruz, paramızı koyabiliyoruz dışarıda kaybetmemek için. Semin'in bodrumundaki aynen kasayı kullanabilirsin. Cüzdanla kazandığın parayı şey yapabilirsin. Danav'ınla şeyleri planla konuş. Mümkün asetleri konuş. Ulan asetin Türkçe çevirisine bakacağım, taktım kafayı ona. Buradan şey yapamıyoruz, kaçamıyoruz. 5 dakika, ben ikinci bir objektif daha mı gördüm? Hayır. 3 kişiyle 3 kişi hakkında bilgi toplamış Danav'ın. Gidelim bakalım. Gidelim. Yanılmıyorsam bir tanesi Vito Scaletta. Resmini görmüştük çünkü. Adam geldi, arabayı buraya bırakıp gitti mi? Yoksa bu arabayı kim getirdi buraya? Arabadan ses geliyordu. Metalik bir ses geliyordu. Neneciğim ne yapıyorsun? Ama yaya geçirdi, doğru. Yaya geçinden geçebilir.
Bizim burada o olay olmuyor. Yaya geçidinde niye yayalar geçemiyor hocam? Önce arabalar geçmesi gerekiyor. O öküzlüğü burada yapıyorlar. Öküzlüktür o resmen. Resmen öküzlüktür yani. Hoş, yolda yürüyen yayalar da var. Onun, o da öküzlük ama. Bu ayrı bir öküzlük. Şu arabayı şekilde park edeyim. Ne değişti anlamadım. Bu araba sürme işini simülasyona bağlı önce ne değişti onu anlamadım ben. Daha önce nasıldı pek bir fikrim yoktu. Çok o kadar fazla araba sürmemiştik. Ama olsun. Yine de çok zevkli. Girelim bakalım içeri. Merhabalar. Ha, çekilin sadece anlamadım var. 3 kişi içeride olacak zannediyordum ama böyle iyi. Setting up a tax center. Key to running a successful black bag operation is plausible deniability. This is why I stole all this shit from the FBI. Bütün bunları FBI'den çaldım. Things go tits up. Those chicken dicks can deal with the fallout. Glad to see you haven't lost your touch. Yeteneğini kaybetmediğini görmek yeterince iyi. Fucking with Hoover's ferry brigade. While you were convalescing, I did some digging around. Bazı araştırmalar yaptım. Yanımıza alabileceğimiz Voraset'ler var mı diye baktım. Voraset diyorum. Voraset, Mass Effect 3'teydi. Mass Effect 3'te Voraset'ler vardı ondan aklıma geldi. Çevremizde toplayabileceğimiz insanlar var mı ona baktım. Haitililer varmış. Baştan ayaktalar. Ooo, Hollow'u Dixie mafyasına vermişler. Ooo, uyuşturucu satıyorlar buralarda. O lanet örsel heriflerin Sam'in yaptığı her şeyi yok edeceğini yok etmesine izin verirsem cehenneme gideyim diyor. Ne oldu lan? Hmm. Bu adam gidemiyormuş Haitililerle konuşmaya çünkü beyaz tenli. Haitililer beyazları sevmiyor. Yani bizim elemanlı olacaklar. Biz gideceğiz oraya. Uf, şu. Ah, ne baksana. Aa, mermi yememişiz kafamıza. Mermi böyle sıyırıp geçmiş. Baksanıza. Şuradan girmiş böyle sıyırmış geçmiş ama bayağı bir sıyırmış yani. Etin yolu mu? Hikaye görevi. Hikaye olmayan görevler mi var? Hop! Bu araba benim. Dur. Tamam. Bu araba benim değil miydi? Neden bu arabayı böyle kırıp açmak zorunda kaldım? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bu araba benim değil miydi? Şöyle ters yoldan gidelim de polisler peşimize düşsün. Şimdi hikaye görevi diyor. Hikaye görevi diyorsa demek ki yan görevler de var. Güzel. Yan görevlerin olması hoşuma gitti. Yan görevlerin olup olmadığını hatırlamıyordum çünkü Mafia 2'de. Bu oyunları böyle ben düz gidecek zannediyordum her şey. Bu oyunda. Max Payne gibi daha çok. Koş Max Payne'de o kadar oynadığımı söyleyemez ama. Üçü biraz oynadım işte. Ben araba hep böyle park ederim. Lütfen şüphelenmeyin. Otur buraya. Arabanın köşesine oturayım hemen. Konuşuyorlar kendi aralarında. Haitileri bekleyelim. What if it's really that easy to strike down a great man like Dr. King, President Kennedy? Dr. King dedikleri sanırım şey, şu bir hayalim var konuşmasını yapan. İçeri gir. İçeri girmeye çalışalım bakalım. Hey polisler sakin. Polisler bizden her türlü şüphelenecek yani. Informants work the criminal records around Newport'da muhbirlerden bahsediyor. Onları sorgula daha fazla şey öğrenebilmek için. Haitili bir muhbirini sorgulamak için savaş veya gizlilik yoluyla onu şey yap, yalnız bul. Üçte sıkıştır, tenhada bul. Ondan sonra ona yaklaş ve şeye başla.
Dixie'ye nasıl saldıracaklarını konuşuyorlar. Bu şekilde gidelim bakalım. Hop 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 hop. Hepimiz Dixie'yi Hollow'un dışında görmek istiyoruz. Tamam diyor. Voodoo yerine git. Ya böyle yapmak istememiştim ben bunu. Öldük, fena öldük. Evet, fena öldük. Öyle olmasını istememiştim ama oldu. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. 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 Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Sıkıntı yok. Oha! Oha! Lan oğlum çekilsen oradan. Oha! Oyunun sistemi sayesinde atladık şeyi, görevi. Muhbirden bilgi aldık ya, onu şey olarak saydı, checkpoint olarak saydı. Oha! Bütün yer düşman kaynıyor. Yok yok hocam. Hocam yok. Biz direkt Voodoo dükkanına gideceğiz. Harika. Evet, burası bayağı Hayat illerinin yerine benziyor. Vice City'ni hatırlıyorum. Vice City'lerde de öyleydi. Vice City'de de öyleydi. Vice City'ler diyorum ya. Hayat illerden alıştım ya. İşaretleri deviriyorum. Bu sıkıntı yapmaz değil mi? Kesinlikle sıkıntı yapmaz. Bak, her Amerikan vatandaşı araba sürerken yoldaki tabelaları deviriyor. O konuda bir sıkıntımız olmasın lütfen. İçeri girmenin bir yolunu bul. Hey, korna çalma. Fark etmeye çalışıyorum ben burada. Bence iyi fark ettim. Fark ettim. Fark etmişim. Ne güzel fark ettim ama öyle. Yukarı çıkamıyor muyuz buradan? Böyle gizli gizli gidelim de. IT'ler bizi şey yapmasın. Yukarı buradan da çıkamıyoruz. Nereden çıkacağız lan yukarı? İlla ki diğer taraftan mı çıkacağız? Şu arka tarafa atlayıp yukarı tırmanmayı düşündüm ama. İçeri girmenin bir yolunu bul dediyse. Demek ki bir yerden buradan girebiliyor muyuz? Böyle birisi görünmüyor. Ha. Şey yapmadım, kapının anahtarı vardı bende, o şekilde açtım kapıyı. Pierced heart'ı bul. Deşilmiş kalbi bul diyor. Peki. Öyle söyleyince pek doğru tecrübemiş gibi gelmiyor ama öyle. Pierced o anlama geliyor, yanılmıyorsam. Yukarıda bu. Her türlü merdivenden çıkmam gerekiyor. Bu nereye gidiyor? Arka taraftan da girebilirmişim ama. Ben bu taraftan girdim. Burada birisi yok gibi görünüyor. Peki. Hayır, yanlış tarafa. Peki. Bekleyeyim mi? Tamam, bekleyeyim. Eski hatıralar için. Görevin adı. Bekliyor muyum? Bekliyorum. Kurtardığımız kadın bu. Kahve ister misin diyor. Numara yapmış. Numara yapmış. Haitilerin başı buymuş. O kampta kurtardığımız kız var ya, bu. Ama numara yapmış. Kaçırılmış kızın numarası yapmış. Ama aslında gayet... Peki kadın. Sal Marcano'yu öldüreceğim diye. Bana bu şekilde yardım edebilirsin. Peki. Birkaç ay önce beni öldürmeye çalışıyordun. Ve buraya zorla giriyorsun ve sana görmemi istiyorsun. Marcano Dixie mafyasını destekliyor.
Senin için gelmesi an meselesi. Ve buraya geldikleri zaman önüne çıkan herkesi öldürecekler. Hollow'u almanı sağlayacağım. Sammy ve benim neden savaşta olduğunu biliyor musun? Çekin ardından düştüğün için. Başka bir neden varmış onun arkasında. Sammy ve ben savaşıyorduk. Hollow'daki insanlar iki yüzlü ihtiyar bir adamın ihtiyardan daha fazlasını hak ediyordu. Sal Marcador'un kendisine söylediklerini yapan bir adamı hak etmiyordu. Daha iyisini hak ediyordu. Yapabildiğinin en iyisini yapıyordu. Ama en iyisi yetmedi. Hollow'u aldıktan sonra kendi gördüğüm gibi yöneteceğim. Sorular sorulmayacak. Sorgusuz sualsiz. Senin kas gücüne erişim sağladığın takdirde istediğini yapabilirsin. Düşünüyor. Marcano Sammy'yi Richie Rue diye birisiyle değiştirmiş. After starving him for a few days, he cuts him loose, tells him to run. Oh. Sometimes zenci kızları kaçırıyormuş. You know, whole time sick. İşkence ediyor bir de. Şerefsizin teki kısacası. Kız kardeşimi bu şekilde öldürdü köpeklerle. Sıkıntı yok bacım, halledeceğiz her şeyi. Her şeyi halledeceğiz. Sen bize güven. Baştan kalbim burada. Kalbim burada. Omzumda benim. Omzumda taşıyorum ben kendi kalbimi. Aa! Peki onu nasıl bulurum? Bu mahallelerde dolaşmak onun için hala tehlikeli. O yüzden sürekli hareket ediyor. Adamları bir yerde, onun adamlarından arkasına gidebilirsin. Sammy'nin karısının eşinin ardından şey olmuş. İsmini oradan almış. Adamlarım ilk önce bir istihbaratını alsın. Bir tane adamım var. İstihbaratı var bu konuda. Git onunla konuş. Nasıl halledileceğini öğren. Kullanabileceğim bir şeyler buldun mu? Bu ne? Buradan silah ve ekipman satın al. Cassandra'yı ekibine aldıktan sonra onun bir adamını da şey yaptın. Erişim sağladın. Onun adamına da erişimin oldu. Silah kaçakçısı bu adam. Senin emrin altındaki patronlardan kazancını artırdıkça onların adamlarına olan erişimin de artacak ve o adamların sana sağladığı hizmetler de artacak. Bunun gibi. Basit bir silah tüccarının böyle bir vanı var işte. Silahları sattığı böyle bir vanı var. Gelecek için yapılacak yükseltmeleri falan filan meriden görebilirsin. Bla bla bla. Jackie mi? Ne yapıyorsun? Aa, Jackie bizden. Aa, Jackie'nin bir silah dükkanı varmış ve o yüzden artık bu şekilde dolaşıyor. Çünkü biliyorsunuz olayları. Evet. Upgrade bu. Tamam. Shotgun. Açıkçası ben shotgunları seviyorum. Hepsi aynı gibi duruyor. Bu mu? Barker mı? Barker. Gator skin. İkisi aynı fiyat mı? Oyo bu tekli. İkili istiyorum ben. 7500 dolar. Benim kaç dolarım var? 1200 dolar. Anlaşıldı. Ne oldu? Yan görevler mi açıldı? Objectives. Ne bu?
Ben yan görevleri de açmak istiyorum ya. Onu nasıl halledeceğiz? Sol tarafta bir şey var. Bir işaret var. O işareti ben görmek istiyorum. Merhaba. Ha, burası bu elemanın yeri. Tamam. IT'lerin yeri burası. Lan yeter. Bilgi alacağız şimdi biz bu adamdan. Bilgi alacağız ve operasyonumuzu yapmak için zamanımız yok ama. Onu artık bir sonraki videoya yapacağız. Adam garajda mı? Neyse normaldir. Adam muhbir. Kanka açsana şu kapıyı. Yan kapısı mı var bunun? Yan kapıları var bunların değil mi? Şuracağım. Oo, sen de bizdensin. Peki. Lavo. Aradan da birazcık zaman geçmişti. IT'lerle anladım. Ha, Semir'in ekibindekiler Haitilere katılmış. Merle Jackson diye birisi yönetiyormuş orası. Ha, bir şey kerhaneye çevirmiş. Ona nasıl ulaşırım? Ona ulaşmazsın. En azından şu an için. Adamların uf. Şimdi adamın kerhanesinde bizim o saldırı yapacağımız kerhanede bazı kızlar varmış çalıştırdıkları. Bunlar sürekli uyuşturucu, alkol falan filan veriyorlarmış ki zihinleri iyice bulansın. Ve every rocket is vulnerable. Hurt their ability to make money to force the rocket boss to come deal with the damage you have done. Draw out Merle by damaging his prostitution racket in the hollow. The first step in doing that is to free the girls being held hostage at Lucate. Okay. Şimdi olay şu. Biz bu elemanların mekanlarına zarar verdiğimiz zaman mekanların patronları ortaya çıkacak. Peki biz ne yapacağız bu durumda? Biz adamlarla ilgileneceğiz ve mekanı ele geçireceğiz. Dışarı. Bak at nalı var burada. Demek ki burada bir şey var. Toplayabileceğimiz bir şey var. Ne bu? Okey, sonunda hapşurmayı başardım. Hapşurdum, hapşuracaktım. Ama o hissi biliyorsunuz değil mi? Tam böyle hapşuracaksın ama hapşuramıyorsunuz. O sizi sürekli rahatsız ediyor. İşte öyle bir durumdaydım ben de. Ama bırakayım ne yapacağım? Ne yapacağım? Şimdi bir şey yapmayacağım. Çünkü videonun fazla uzamasını istemiyorum. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Benim bu videodan keyif almışsınız da giden. Keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bay bay.